Salam, xoş gördük Azad TV-nin istəkli tamaşaçıları. Azad TV Güney Azərbaycanın müstəqil televiziya kanalıdır. Azad TV 2014-cü il 30 iyul proqramına başlayır. Proqramımızın bugünkü qonağı Hollandiyada yaşayan Kərköklü Əşrəf Kərköklü bəydir. Əşrəf bəy Hollandiya Türkmənləri Birliyinin rəhbəridir və bir çox digər vəzifələri var ki, Əşrəf bəy özü bu haqda sizə məlumat verəcək. Əşrəf bəy, siz bizi eşidirsiniz? Evet, duyuyorum. Bəli, xoş gördük sizi, salamlayırıq Azad TV adına. Xoş bulduk, xoş bulduk, sağ olun. Sağ olun Sayın Atalım. Bəli. Əşrəf bəy, siz əslən Kərköklüsünüz, sizi Kərköklü kimi təqdim etdik. Ona görə də bizim yəni bugünkü proqramımız ənənəvi proqramlardan biraz başqa cür olacaq. Bu mənada ki, birbaşa sırf türkmən eli ilə bağlı olacaq sizə suallarımız. Bəli. Əşrəf bəy, mən istərdim ki, ilk növbədə siz bugün türkmən elində baş verən hadisələrin mənzərəsini yaradasınız. Tabii Ölücü Hanım, şimdi öncelikle sizlerin de bildiği gibi, sizlerin de medya aleminde olduğu gibi ve medya alemini takip ettiği gibi siz de fark etmişsinizdir ki başta Türk dünyası olmak üzere sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzlerce radyosu, kanalı olmak üzere bizim Türkmen meselesinde maalesef çok uzak medya yolunda, ondan sonra gazetesinde deyim yerinde ise çok az böyle cılız bir destek verme var. Bunun için de beş parmağı geçmeyecek kadar böyle televizyon, ondan sonra gazete böyle sık sık devamlı haberimize yer veren Türkmenlerin, Irak Türkmenlerin genelinin haberine yer veren beş parmağı geçmeyecek kadar az bir kanal, radyo, televizyon, gazete vardır. Bunlardan bir tanesi sizsiniz. Sizlerden çok minnettarız. Sizlerin programlarını takip ediyoruz. Son anladığım kadarıyla son 2-3 haftadır yaklaşık 10 tane kadar programınızda Türkmen eli meselesine değiniyorsunuz. Biz bunları takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. Sanırım halkımız da bundan çok memnun duymaktadır. Şimdi ben Kerküklü müyüm? Ben Kerküklüyüm. Benim babam Kanalı'dır. Usta Zorap Konduracı'nın torunuyum ben. Bizler orada hep meslek adıyla anılırız. Meslek adını herkes kendi meslek adıyla, mesela saatçılar var, ondan sonra değirmancılar var, ondan sonra kazancılar var. Hep böyle soy isimlerle. Biz soy isimimizi Konduracı olarak almadık. Zaten Kerkük'e bakıldığı zaman bugün Konduracı ismi, soy ismi yok. Biziz o. Bizim aile, büyüklerimiz Kerküklü olarak, Kaleli olarak kendini ve soy ismini kendisine almış bulunmaktadır. Biz bizim araştırdığımız kadarıyla bu Yavuz Sultan Selim döneminde Karadeniz'den Oğuz'un 24 boyunun Çapni kolu olan kolundan gönüllü kaleye gelmiş, gönüllü askerlik etmiş ve bir daha da geri dönmemiş, kaleye kalmış, kalede kalmış. Irak'ın tüm kaleleri, sadece kale değil, Irak'ın tüm kalelerinde kalmış, bir daha geri dönmemiş. Tabii bu sadece bizim ailemizle, bizim araştırdığımız Sübhi Saçı Bey'in değerli Mimar Üniversitesi, Sinan Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi olan Profesör Doktor Sübhi Saçı Bey'in kitaplarından araştırdığımız kadarıyla bunu gösteriyor bize. Kaleler diyor, Yavuz Sultan Selim döneminde gelmiş, gönüllü askerlik etmek için gelmiş, Irak'ın tüm kalelerine yerleşmiş, ondan sonra bir daha da geri dönmemiş. Biz ondan yola çıkacak olursak biz yaklaşık 500 yıldır oradayız. Yani sadece ailem olarak 500 yıldır oradayız. Yani benim mensup olduğum aile 500 yıldır orada olduğu kaynaklar gösteriyor. Ancak Iraklılar Abbasi döneminden beri oradalar. Harun Reşid'in 4. Abbasi döneminin 4. halifeliği döneminde Harun Reşid Abbasi'nin 4. halifeliğini yaptığı düşünülüyor bizim araştırmamız kadarıyla. O dönemde Türkmenler Horasan'dan getirilmiş, Samarkant'tan getirilmiş, Samarkant'a yerleştirilmiş. O dönemden bugüne kadar da Irak'ta Türkmenler varlığını sürdürmektedir. Devletler kurdular, imparatorluklar kurdular sizlerin de bildiği kadarıyla. O dönemden bu döneme
bizim halkımız, Türkmenler orada yaşamaktadır. Kerkük'lüsünüz. Evet, Kerkük'lüyüz. Tarihe değindik biraz. O tarihten bu tarihe Kerkük'lüyüz. Ben bugünkü duruma, bugünkü Kerkük'ün durumuna bir dörtlü şiirle başlamak istiyorum, izin verirseniz. Şiirimiz yeri yoktu, derde çar yeri yoktu. Yeri yoktu, derde çar yeri yoktu. Silahlar meydan alıp kalemin yeri yoktu. Kırkızlar kasır yaptı, yerlinin yeri yoktu. Şimdi şiirimizde hırsızlar büyük kasırlar, büyük gökdelenler yaptırdı. Yerlinin yeri yok diyor şiirimizin sonunda. Şimdi bugün yerimiz yok maalesef. Yani anlattığım gibi yani ta Abbasi döneminden oralara yerleşen yurt için, o ülke için, o halk için savaşan, ölen, ondan sonra bugüne kadar gelinen imparatorluklar, devletler kuran halk, Türkmenler olarak bugün yerimiz yok. Bugün çöllerde yatıyoruz. Telaferliler bugün 50 derecenin, 40 ile 50 derecenin altında yaşam mücadelesi vermekte. Susuzluktan yeterli beslenmeden dolayı çocukları ölmekte. Araştırmamıza göre ortalama günde 2 ile 5 çocuk yetersiz beslemeden, susuzluktan, sıcaklıktan ölüyor. Çocuk denilen, bebek denilen, bebek yaştaki çocuklar ölüyor. Bugün IŞİD'in gözlerini bağlayıp kurşuna dizdiği gençlerin, bizim araştırmamız sonucu, oradaki halkımızın, duyarlı halkımızın, milli şuuru vakur olan halkımızın mensuplarıyla girdiğimiz bağlantılar sonucu, bizim orada öldürülen o gençlerin Nuri Malik'in askeri adı altında öldürdükleri o gençlerin büyük bir kısmı Türkmen olduğunu anlıyoruz. Bu IŞİD'de bildiğiniz gibi Irak, İslam, Şam devleti adı altında olan IŞİD kısaltılmışı, bu Nakşibendi ile Arap bahsçilerinden, Vahabilerden, Selefilerden ondan sonra oluşan aşırı böyle bir kan döken, kana doymayan bir terör örgütü. Bunların da hedefinde olmazsa olmaz Türkmen halkı, Türkmen toprağı vardır. Şimdi Peşmergeli de işbirliği olduğu, Nuri Maliki ile de işbirliği olduğu açıkça ortadadır. Nuri Maliki'nin bilerek isteyerek Musul'dan çekildiği, Türkmen bölgelerini bombalama adı altında IŞİD'i çıkaracağım, bombalayacağım adı altında Türkmen evlerini, Türkmen halkını bombaladığını, Peşmerge'nin de Beşir'e müdahale edeceğini bildiğimiz halde, Telafer'e müdahale edeceğini bildiğimiz halde müdahale etmemesi de gösteriyor ki bu şeytan üçgenidir. Yani tamamen Türkmenlerin üzerine yöneliktir. Onlar Telafer Türkmen bölgesine %100 Türkmen olan Telafer'e girmelerinde Peşmerge'nin önleyeceği görülüyordu. Ama yapmadı bunu. Niye yapmadı? Zaten amaçları belli. Beşir'de yapmadı. Yine amaçları belli. Kerkük'ü sözde Peşmergeler koruyor. Öyle bir şey yok. Peşmergeler işgal ediyor Kerkük'ü. Zaten anlaşmalı. Kendi aralarında anlaşmışlar. Kendi aralarında plan projeyi yapmışlar. Zaten Saddam düştükten sonra da, diktatör rejim indikten sonra da hep 3 bölge diye söylem vardı. Ağızdan ağza dolaşan bir söylem vardı. Bugün ağızdan ağza dolaşan o söylemi gerçeğe, yürürlüğe, hayata sokmaya çalışıyorlar. Bunun için de alt zemini işte o zamandan hazırladılar. İkinci seçim de neden oldu Musul'a girmeleri için. IŞİD'in, Bahsilerin, siyasi İslamilerin, siyasi İslam örgütlerinin, Nakşibendi ve diğerlerinin, Kadiri ve diğerlerinin içinde bir alt zemin hazırlamış oldu. Bugün Irak Türkmen Cephesi önderine baktığımız zaman, Erşet Salih'e baktığımız zaman, iki defa Kerkük milletvekili olarak seçilen Erşet Salih'e baktığımız zaman, Türkmenlerin tam desteğini alan önderimize, Erşet Salih Bey'e baktığımız zaman, 25 Haziran 2013'te, yani geçen yıl, genel başkan yardımcısı, yani önderimizin yardımcısı, Ali Haşim Muhtaroğlu öldürüldü. Suikasta uğradı, öldürüldü. Bağdat'a gitti, yine destek istedi, yine anayasal haklarını dile getirdi. Bağdat'tan dönüşte kendi memleketi olan Zurmatu'da bir suikast sonucu, bir çadırına, orada bir miting vardı o gün, 25 Haziran 2013'te, 24 ile 25 arası Haziran 2013'te.
o mitingde, mitingde bulundu. O çadırda büyük birkaç tane çadır vardı. Bu birkaç tane çadırın yanında büyük bir çadır vardı. Orada bulunuyor. Yanındaki dava arkadaşlarıyla, görev arkadaşlarıyla çadırda bulunuyor. Yanlarına artık Nuri Maliki'nin mi, Peşmerge'nin mi, IŞİD'in mi belli olmayan herhangi bir militanı, herhangi bir ölüm militanı yanına yaklaşıyor ve kendisini patlatarak, patlatma sonucunda yüzlerce, onlarca canın hayatına mal olurken de Ahmet Koca'yı, oğul Koca'yı, Ali Haşim Muhtaroğlu da hayatına mal oluyor. Orada önderimiz Erşet Salih Bey, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili olan önderimiz sükunete davet ediyor halkı. Ki oradaki halk da ayaklanma halinde, çadırlar kurmuş, kaç gündür miting şey var, bir yürüyüş var, bir muayiş var. Sükunete çağırıyor. Aynı önder 2014'ün Haziran ayında halkı silahlandırmaya çağırıyor. O gün sükunet olması gerektiğini biliyor önderimiz. Bugün silahlanması gerektiğini görüyor önderimiz. Bunu yanlış anlaşılmalar oldu. Sanki önderimiz böyle şey, birilerini silahlandırmak için, sanki birileriyle bir hesaplaşma için, sanki böyle deyim yerindeyse, böyle nerede ne zaman ne yaptığını bilmezken böyle bir şey sanki karar vermiş gibi bir söylenti ortalığa çıktı. Bunda maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin erik dediğimiz, yüksek siyasi insanları dediğimiz, bunu böyle bir anda yanlış algılamaları bizi fazlasıyla üzdü. Çünkü aynı önder 2013'te, aynı Haziran ayında milleti sükunete davet ederken ki o günde bir yürüyüş, o günde bir sıkıntı, Tuzurmatu'da durmadan bombalar patlıyordu. Tuzurmatu'lar artık bıkmışlardı. Artık çadırlar açmışlardı. Artık eve gitmiyorlardı. Miting yapıyorlardı. Durmadan yürüyüş yapıyorlardı. O dönemde yine buna benzer sıkıntı döneminde halkımızı sessizliğe davet eden önderimiz bu yılın yine Haziran ayında silahlandırmaya teşvik eden, silahlandırmaya davet eden, söyleyen, silahlanmalarını söyleyen önderimizi yanlış anladılar, yanlış aktardılar. Önderimiz gayet insancıl, gayet sağduyulu, insanı seven, insanı insan olduğu için seven, Kürt, Türkmen, Arap, Asuri, Ermeni, Yahudi, yani diğer azınlıklar biliyorsunuz orada bir Ermeni azınlığı vardır, bir Yahudi azınlığı vardır, bir Kürt, Asuri, Süryani azınlığı vardır. Bunların hakkını savunan, seçim günleri de bunlardan bile oy alan, bunu da canlı yayın televizyonda dile getiren, önderimizi adeta böyle sanki kan döküyor gibi veya işte bir savaşın alt zeminini hazırlıyor gibi maalesef uzağı göremeyen, daha bir yıl öncesini, Haziran 2013'ü göremeyecek kadar yakınını gören insanlar yanlış tanıdı. Şimdi bu önderimiz durmadan dille getiriyor. Kerkük düşmek üzere. Ben geçen gün Babik Bey'in YouTube sitesinde bizim Irak Türkmen Cephesi resmi sözcüsü Ali Aşim, Ali Mehdi Sadık Bey'in açıklamasını, CNN Türk'te yaptığı açıklamayı izledim. İşte halkımız çok perişan bir durumda, Kerkük düşmek üzere, zaten bir soykırım var. Kerkük düşse kelimenin tam anlamıyla bir soykırım olur. Bu Türkiye, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak şartıyla Türk dünyası, bizim hayalimizde canlandırdığımız o Türk dünyası, aslında böyle bir dünya olmayan o Türk dünyasının çok ayıbı olur, utancı olur diye durmadan dile getiren bizim Irak Türkmen Cephesi resmi sözcümüz. Buna kulak veren yok. Yani gıdalar geliyor, tırlarla gıdalar geliyor. Allah razı olsun. Tabii bunlar hepsini takip ediyoruz. Mesela muhalefet partisinden olan destekler geliyor. Ondan sonra diğer insani kuruluşlardan, insani yardım kuruluşlardan, afet kuruluşlardan destekler geliyor. Ancak istek bu değil. Yani orada bir uluslararası müdahale olması gerekiyor. Çünkü bizim yine o videodan, Babik Bey'in yayınlamış olduğu videodan yola çıkacak olursak, sözcümüz diyor ki karşıda bir IŞİD, bir terör var ama tam bir devlet olarak silahlanmış. Silahları büyük, nüfusları çok. Yani buna bugün Peşmerge sözde Kerkük'ü savunan, savunduğunu iddia eden Peşmerge bile en fazla 24 saat bunların karşısında durmuyor. Çünkü bunlar
eğitimli ve büyük silaha sahipler açıklamasında bulunuyor. Ali Mehdi Sadık, bizim Irak Türkmen Cebesi resmi sözcüsü olan. Şimdi bunlara baktığımız zaman Türkmenlerin binlerce, birkaç bin silahlı Türkmenin müdahale edebilmesi mümkün değil. Peşmergen'in de kendisi çok yakından biliyor. Uzun zamandır 2003'ten sonra Kerkük'e gitti, bir daha da geri dönmedi. Kendisi de yurt dışında yaşıyordu. Almanya'da yaşıyordu. Zaman zaman kendisiyle telefonlaşıyordu. Bugün de telefon açacağım dedim kendisine. Yetiştiremedik zamanın darlığından. Uluslararası bir müdahale geliyor. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin, ki ona hakkı vardır. Ki müdahale hakkı vardır. Kıbrıs'ta yaptığı müdahale gibi burada yapma hakkı vardır. Nedeni birden fazladır. Yapmaması bu Türk dünyasının bizim milli duygumuzda, milli kişiliğimizde yaşattığımız Türk dünyasına ayıp olur diyor. Evet, onların deyimiyle yola çıkacak olursak bugün Kerkük korkunç bir durum bekliyor Kerkük'ü. Ya IŞİD'in katliamı ya da Peşmerge'nin kültürel katliamı, psikolojik katliamı, susturma katliamı, sindirme katliamı, Kürtçe'yi dayatma katliamı bekliyor. Bunların ikisi de tehlikeli. Bunların eğitim alanında oldukça düşük olan eğitimi oldukça düşük olan bir halk için milli kültür katliamı da çok tehlikelidir. Geri dönüşü olmayan bir tehlikedir. Diğer katliam da yine tehlikelidir. Çünkü halkımız milli kültür eğitimde düşük olduğu gibi üremede de maalesef düşük olduğu görülüyor. Yani ben kendim bildim bileli hep 33 milyonuz. Hep 2,5 milyonuz. Hep bu rakamlarda kaldık. Yani 4 milyon dediğini duymadım. Sadece Cumhurbaşkanı Celal Talabani bir konuşmasında Türkmenler 5 milyondur ancak 1,5 milyonu asimile olmuştur dediğine şahit oldum. Bu Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin kurucu başı olan Celal Talabani Irak'ta Türkmenler 5 milyondur 1,5 milyonu asimile olmuştur dediğini duydum. Ama bizim halkımız ve oradaki yurttaş halklar hep 1,5 milyon, 2 milyon, işte şey diyordu bir ara, bunlara bir tencere dolma yeter, bunlar bir otobüsü doldurmaz. Bu diktatör Mesut Barzani ve zihniyeti. Üremedik yani, nüfusa da üreme yok. Eğitimde de bir ilerleme yok. Eğitimde de oldukça düşük. Yani eğitim katliamı, kültürel katliam da korkunç, geri dönüşü olması çok zor. Bu taraftan insani birey olarak veya işte vücut olarak katliamda, can olarak katliamda yine geri dönüşü olmayacak kadar sıkıntılı. İkinci, neyi anlatalım? Şimdi katliamları anlatalım. Mesela bizim elimizde Şemseddin Küzeci Bey'in yıllarca üzerinde çalışıp derlediği Kerkük Soykırımları diye bir kitabı var. Şu kitaplar arasında bulunmakta Kerkük Soykırımları. Kerkük Soykırımları'nı 1920'den 2003'e kadar olan soykırımları, olan hapisleri, olan işkenceleri, olan göçleri, oradaki olan göçün ne kadar olduğunu, olan soykırımın, o anki katliamın ne kadar nüfusa mal olduğunu, hangi bölgede olduğunu, hangi tarihte olduğunu hepsini yazıyor. 1920'den 2003'e kadar. Şimdi 2003'ten de 2004 var. Yine 2004'te siyasi katliam diyebileceğimiz, siyasi suikastlar diyebileceğimiz. Aynı yıl içinde iki tane çok değerli siyasetçimizi, Irak Türkmen Cebesi mensuplarını kaybettiğimizi, Yaşar Cengiz Bey ile, ki ömrü hapishanede geçti. Çıktıktan sonra da yaklaşık 3-4 ay kadar bir ömrü vardı. Hanımının daha çocuğu olacaktı. Yani daha hanımı çocuk beklerken hakkı rahmetine kavuştu. Onun yanında hemen Mustafa Kemal Yayçılı Bey yine aynı öyle. Yine yurt dışından geldikten sonra bir süre sonra yine suikasta uğradı. Bugüne baktığımız zaman yine o ismini saydığım şahısların, hapis arkadaşları olan ve dava arkadaşları olan Münir Kafili Bey 1980'de hapise, gözaltına girdi. Türkmen siyasi tutuklamadan Abu Ghraib numarası 157 numara olan Münir Gafili Bey, Gafili ailesini
mensubu olan 2003'te sanırım 2001'de özür dilerim 2001'de hapisten çıktı. 2014'te öldürüldü. Yani toplasanız 11 yıl yaşadı. 1980'de genç yaşta, genç dediğimiz genç yaşta giren genç artık yaşını doldurmuş, orta yaşların üstüne gelmiş bir yaştan sonra da 11 yıl yaşadı. 2007'ye gelsek yine Amirli katliam var. O kitapta yer almayan. Amirli katliamında da 150 kadar insan hayatını kaybetti. 250 kadar insan yaralandı. Bazının yarası vücudunun bir parçasının kopmasına veya bir parçasının tutmamasına yani felç olmasına neden oldu. Bu da bir kamyon dolusu bomba, patlayıcı. Yani o kadar kin var ki, o kadar nefret var ki Türkmen üzerine. Evet, patlatılıyor küçük bir köyde. Köyün tam din yerindeyse tamamı yerle bir oluyor. Yani korkunç bir deprem, korkunç bir fırtına sonrası o var yine bizim YouTube'da videolarda, YouTube'da, Google'da yazarlarımız sağ olsunlar o döneme de parmak basmışlar ve Google'da, YouTube'da o resimler yerini bulur araştırılırsa. Bir köy adeta şeye dönüyor, adeta bir fırtına sonrası böyle darmadağın, toparlanmayacak şekilde bir darmadağınlığa dönüşüyor. 150'nin üzerinde bir insanımızın hayatına mal oluyor. 250 insanımızın sakat kalmasına, yaralanmasına mal oluyor. Ondan sonra bugünlere baksak, 2014'lere, 2013'lere, 2013'te zaten Hurmatu, Tel Afer, ondan sonra Kerkük, durmadan bomba patlıyor. Durmadan günlük artık bombanın patlaması haber değil, patlamaması haber değil. Eşref Bey, bütün bu son olayları biz de izleyirik. Siz özünüz de görürsünüz ki senin Türk kanalından tez Babeş Bey bunları yayır. Bəli, biz bunları yayımlayırıq, göstəririk, bəzən şərhlər də veririk, bəzən kərşüşlü dostlardan da şərhlər istəyirik ki, açsınlar. Siz çox gözəl açdınız, deməli, son bir əsrdə olan Kərkük soyqırımlarını. Siz danışan zaman kitabı axtarırdınız, mən Şəmsəddin bəyin kitabını da tamaşaçılara göstərdim. Bəli, əyanı vəsait olaraq görsünlər. Sadəcə mən istərdim ki, biraz başqa yönlən yanaşaq məsələlərə. Məsələn, Türkmən eli müstəqil olmaq istəyirmi, yoxsa kürdlərin, ərəblərin himayəsində yaşamağa üstünlük verir? Konkret olaraq mən istəyərdim ki, bu məsələlərə biraz çözüm gətirəsiz. Çünki dövrü mətbuatdan, sonra bəzi siyasətçilərin söz-söhbətindən başqa-başqa münasibətlər görürük Türkmən elinə. Mən istərdim ki, birbaşa Türkmən elinin siyasətçisi kimi siz bu məsələlərə aydınlıq gətirəsiz. Bizim Türkmən qardaşlarımız nə istəyirlər? Evet, anlıyorum. Evet. Şimdi biz Irak Türkmen Cephesi'nin sözcüsü değiliz. Hollanda'da yaşıyoruz, temsilcisi değiliz. Irak Türkmen Cephesi'nin gençlik kollarını oluşturan Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği 1992'de Erbil'de kurulan, 92 tarihine bakıldığı zaman Bağız faşizminin en yaygın olduğu, at koşturduğu dönemde kurulan, o dönemden bu döneme şehit veren, gazi veren, gençliği yetiştiren, mesela Aydın Maruf gibi Erbil milletvekilimiz, Irak Türkmen Cephesi Erbil milletvekili gibi değerli milletvekilleri yetiştiren bir birliğin Hollanda temsilcisiyim. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği'nin Hollanda temsilcisiyim. 2011'de Genel Başkanımız Mardin Gökkaya Bey bizleri uygun gördü ve belgeyle, atama belgesi sonucu 2011'den şu an günümüze kadar Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Hollanda temsilciliğini yapıyoruz. Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği anlattığım gibi Irak Türkmen Cephesi'nin gençlik kollarını oluşturuyor. Erşet Salih Bey'in de takdir sonucu bu göreve getirildik. Kendileri uygun görürse bu görevde bugüne kadar buradayız, uygun gördükleri günde bu görevi bırakırız. Biz, bizden daha iyi çıkana kadar görevi üstleniyoruz, verilen görevi reddetmek milli şuuru yüksek olan birisi için bence doğru olmaz diye düşündük. Biz burada Hollanda Türkmenler Birliği Başkanlığı'nı da üstlenmekteyiz. Onun yanında iki tane gazetenin Hollanda muhabirliğini yapıyoruz. Yani sarı kartımız da mevcut. Şimdi biz bağlıyız. Bir yere bağlı olduğumuzu anlattık. Bir gençliğin Hollanda temsilcisi olduğunu anlattık. Tabii biz bağlı olduğumuzun partinin düşüncesiyle, kuruluşun düşüncesiyle ki kuruluşumuz Türkmenlerin tamamını temsil ediyor demeye
desem yanılmam. Tabii bir küçük muhalif var. Elbette olacak, muhalif olacak ki biz işimizi daha düzgün yapalım. Eleştirsinler ki yanlışımızı bilelim. Elbette biz de yanlış yapabiliyoruz zaman zaman. Veya doğru bildiğimizi karşı taraf yanlış algılayabiliyor zaman zaman. Şimdi biz genel başkanımızı, önderimizi Erşet Ali Bey'in yazılarından yola çıkacak olursak, röportajlarından yola çıkacak olursak, köşe yazarı, belli bazı gazetelerin köşe yazarlarına verdiği röportajlardan yola çıkacak olursak, Erbil milletvekilimiz Aydın Maruf Bey'in yazdığı yazılardan yola çıkacak olursak, yine Diyala milletvekilimizin, yani Irak Türkmen Cephesi'nin milletvekillerinin yazılarından yola çıkacak olursak, her zaman bir birlik isteniyordu. Irak'ın birliği isteniyordu. Kürt'ün, Arap'ın, Türkmen'in, Kıldı Aşuri'nin, Yahudi'nin, Ermeni'nin, ondan sonra Süryani'nin Irak'ta birlikte yaşamasını istiyorlardı. Ama anayasada da verdiği tüm hakların da kullanılmasını istiyorlardı. Bizim Irak Türkmen Cephesi bunu bir dava etmişti. Ki Necdet Koçak'ı da, Necdet Koçak'ın arkadaşlarının Necdet Koçak hakkında Koçak albümü, Necdet Koçak albümü adlı altındaki albümde Necdet Koçak Bey'in o günkü görüşünü derleyip kitap haline getirdiklerine, o kitaptan da okuyup anladığımız kadarıyla Necdet Koçak Bey de Irak'ın bir türlüğünü isterdi. Hiçbir zaman bir Türkmenleri bölgesi istemezdi ve dile de getirmemişti. Arkadaşlarının ondan duyduğunu kitaba dökmüşler ve kitapta da böyle bir söylem yok. Türkmenler bir birlik veya bir ülke istiyor veya bir özellik istiyor veya bir güvenli bölge istiyor söylemi yok. Sadece anayasadaki verilen hakları, o hakların uygulanmasını istiyor. Mesela Türkçe hakkımızdı. O dönemde de hakkımızdı. Necdet Koçak Bey'in yaşadığı dönemlerde de 80'lerde işte Saddam diktatör rejimi döneminde de bir sürü haklara sahipti anayasa olarak. Tabii pratiğe girmedi, bugün girmediği gibi. Hep birlik, beraberlik vardı ama bugün bakıyoruz ki yine önderimiz Necdet Koçak'ın devamı olan Erşet Salih Bey ne diyor? Diyor ki artık bizim bir güvenli bölgemiz olsun. Bugün Talafer'den, Tuzurmatu'dan ve diğer IŞİD'in hışmına uğrayan, IŞİD'in kan doymaz o vampir saldırısına uğrayan halkımız, Kerbela'ya giden halkımız geri dönsün, geri dönmesi için bir güvenlik bölgesi olması lazım. O korkuyla çıkan, o video durmadan video paylaşan, o kana doymak bilmeyen IŞİD'in baskısından giden ve o videoları gören artık geri dönmesi mümkün değil. Bu durumda, bu atmosferde dönmesi zaten mümkün değil. Bunlar için bir güvenli bölge. Yine Erbil milletvekilimiz sizin yazılarına bakacak olursak yine güvenli bölgeden bahsediyor. Ben kendileriyle de zaman zaman telefonla görüşüyorum. Yine diğer milletvekillerimizin Irak Türkmen Cephesi'nin bugünkü siyasetine son 2000 Haziran ayından sonra 2003'te sükunete, Haziran 2003'te sükunete davet eden, Haziran 2014'te, özür dilerim 2003 dedim, 2013'te, Haziran 2013'te Genel Başkan Yardımcımız suikasta uğradığı zaman sükunete davet eden Irak Türkmen Cephesi, 2014 Haziran ayında silahlanmaya davet eden Irak Türkmen Cephesi, bugün Haziran'dan sonra artık bir güvenli bölge. Yani bugünkü artık davamız, bugünkü Türkmen davası diyorlar ya, artık bugünkü Türkmen davamız olmazsa olmazımız, ki olması gereken de olan, olması gereken de bir özellik bölgesi, bir güvenli bölge davasıdır. Bugün artık biz diyoruz ki Irak anlaşıldığı gibi birleşmeyecek. Hazreti Hüseyin öldürüldükten, bu Kerbela katliamından günümüze kadar dikkat ederseniz şöyle bir yıl barış içinde yaşamamış. Ne Şia Arap ne Sünni Arap. Bunların da üzerinde büyük etkimizin olduğunu farkındalar. Zaten üçüne de hedef olmamızın da nedeni bu. Şia Arap'ımız bile Şia tarafına geçip bölünmeyi tercih etmiyor. Sünni Türkmenimiz bile Sünni Araplar tarafına geçip bölünmeyi tercih etmiyor. Kürt hayranı insanlarımız da var tabii. Biz bir aşiret değiliz, biz milletiz. Dolayısıyla millete elbette her mefküreye, her ideolojiye, her millete yakınlık gösterebilen, gösteren olabilir. Bunun lüksü bazen de çok olabilir, bazen de düşük olabilir. Ama bizim hangi bölümeye, hangi mezhebe mensup olan veya hangi mezhebe, hangi topluma kendisini yakın gören halkımız bile Irak bütünlüğünden yana veya şuraya taşınayım da bölünsün gibi bir düşüncesi yok. Ama biz diyoruz ki madem ki bunların bütünlenmesi zor, ki tarihten de bugüne baktığımız kadar hiç bütünlenmiyor. Bugün Şia iktidar olduğu halde Şialar bile benimsemiyor. Her yerde bir bölünme var. O zaman Haziran 2014'ten yani son birkaç aydır artık stratejimiz, davamız
Türkmeneli, Türk, bağımsız bir Türkmeneli. Bir Şia Arap bölgesi var, olsun. Biz olumsuz bakmıyoruz. Bir Kürt bölgesi var. Devletleşmeye gidiyor. 1974'te sadece değil diye iddia eden, 2014'te devlet isteyen, bunun içinde mücadele veren bir Kürt halkı var. Devlet istiyor, olabilir, istesin. Sünni Arap var, kendi bölgesini istiyor, istesin. Anayasa zaten haktır, bölgeli bölge. 2003'te yürürlüğe giren anayasa hakkı veriyor bunu. Şimdi aşureye de veriyor, bize de veriyor. Biz de diyoruz ki o zaman biz de anayasa hakkımızı kullanıp biz de kendi bölgemizi istiyoruz. Kendi bölgemizi isterken külli aşurilere de, Süryanilere de kendi bölgelerin talep, onlar da kendi bölgelerini talep ediyor. Onların da kendi bölgelerinin olmasını istiyoruz. Kürt kardeşlerimizin istediğimiz gibi, Arap kardeşlerimizin istediğimiz gibi, Arap Şia kardeşimiz, Arap Sünne kardeşlerimizin istediğimiz gibi külli aşurilere, Süryanilere kendi bölgelerinin olmasını da istiyoruz. Ama en baştaki sorunuz, sorunuza yanıp bizim artık yeni davamız artık özelliğimizi kabul etmeleri, bizim Kerkük özel statü olması çağrımıza, Kerkük özel statü olma çağrımız olduğu olası var ama Türkmeneli özelliği hiçbir zaman konu olmamıştır. Ama Kerkük özel statü Kerkük, yani Kerkük'ü Kerkükliler yönetsin fikriyatına Birleşmiş Milletler de olumlu bakıyor. Kildi aşuriyi, Kerkük'te yaşayan Kildi aşuriler de, Kerkük'te yaşayan Yahudiler de, Kerkük'te yaşayan diğer etnik kimliğe mensup olan, diğer mezheplere mensup olan Arap Şialar, Arap Sünniler, Kürtler kesinlikle kabul ediyor Kerkük'ün özel statü olmasını. Eşref Bey, bir şey diyeceğim. Demeli siz Kerkük'ün özel olmasını istiyorsunuz. Yani Kerkük'ün özel idaresi. Bəs bir Türkmen elinin talihi necə olacaq? Yani bütövlüklə Türkmenlerin talihi. Axı Türkmenlər hamısı Kerkük'te yaşamır. Doğrudur, evet. Tallafer'den Tamendeli'ye kadar böyle uzun bir çizgi halinde yayılmışız. Aslında bir zamanlar Irak'ın tamamına hakimdik, kontrol ediyorduk. Ama bir gün o çizgideyiz. Biz diyoruz ki Kerkük'e verilme yanında Tallafer'e de özel bölge verilsin. Erbil'in içinde Türkmenlerin isteği var, isteği çoktur. Mesela Türkmenlerin yoğun yaşadığı mahallelerin Türkmence isimlerinin olmasını istiyorlar. Erbil'de ikinci dilin Türkçe olmasını istiyorlar. Erbil'de camide hütbelerin Türkçe olmasını istiyorlar. Bunu yine bizim Irak Türkmen Cephesi Erbil milletvekili olan Aydın Maruf bunları uzun uzun her defasında dile getiriyor. Yani bölge bölge olsun, Kerkük olsun ama sadece Kerkük'le bitmesin. Yani Tellafer'deki Türkmen'e sırt dönmeyelim. Efendim biz Kerkük'lüyüz, Kerkük'ü kurtardık, siz kendinize bakın değil. Kerkük özel statü olsun. O zaten onun üzerinde hem az önce saydığım tüm etnik kimlikler, yani tüm Kerkükliler hemfikir. Ama Tellafer'de güvenli bölgesi olur. Tellafer'i geri almak için, o Tellafer artık geri dönmez oraya. O kan hışmını, o kana doymak bilmeyen o vampir, özellikle Türkmen kanını dökmekten keyif alan o Nakşibendi ve diğer siyasal İslam örgütlerinin ve Baas faşizminin birleştiği ve bu birleşim adı altında, IŞİD adı altında olan örgütün döktüğü kanlar artık geri dönmez de, yani o olaya geri dönmez de. Ancak güvenli bölge olursa, ancak uluslararası bir müdahale olursa veya işte Türkiye'nin bir müdahalesi sonucu, aynı 1991'de nasıl Kürt kardeşlerimiz gördüğü zararlar, sürgünler neticesi Duhok ve çevresi bölgesinde bir güvenli bölge 1991'lerin. Biz aynısını bugün Tellafer'e istiyoruz. Kerkük zaten Kerkük konusunda Kerkükliler hemfikir. Kerkükliler'in geneli hemfikir. Geneli diyor ki özel statü olsun. Eşref Bey, sizin deməli fikriniz bizə tam aydın oldu. Əslində özünüzün də deyin ki, sizin yox, daha doğrusu sizin siyasi lideriniz olan Ərşad Bəyin fikirlərindən doğansın şərhləriniz bizə çatdı artıq. Siz deyirsiniz ki, Türkiyədən yardım olarsa, bugün Türkiyədən nə dərəcədə yardım var və mən digər tərəfdən də İranın yardımı olan Maliki haqqında soruşmaq istəyərdim. Maliki doğrudan mı Kerkük'ü qoruyur? Maliki Kerkük'ü korumuyor. Hayır. Maliki Kerkük oldu olası korumadı, koruyamadı. Şimdi bizim Irak Türkmen Cephesi'nde yüksek yönetimde görev alanların da birçoğu Şia kökenli Türkmen siyasetçilerimizdir. Sünni
Türkmen siyasetçilerimiz vardır. Ve Şia Türkmen siyasetçilerimiz işte 2013'te Haziran ayında şehit edilen Ali Haşim Muhtaroğlu milletvekili adaylığını koymaya hazırlanıyordu Salahaddin bölgesinden. Huzur Mahallesi'nin o bölge, o taraf, o bölgelerden. Kendileriyle çok görüştü. Yani Nuri Maliki ile çok görüştü. Bizleri silahlandırın. Bizim silahlanmamız sizlerin de güçleneceği anlamına gelir. Nuri Maliki hiç yaklaşmadı. Oralı olmadı. Ta bugünlere gelene kadar Nuri Maliki'nin paralı askerleri, işçi olarak bir askerliği iş olarak gören eğitimsiz askerleri Kerkük hiçbir zaman savunmadı. Kerkük, Türkmenler öyle Kerkük'ü savundu. Bombaların altında patlaya Kerkük'ü savundu. Peşmerge'de kendi bölgesini, kendi iki tane mahallesi var. Kürtlerin yoğun yaşadığı, Kerkük'te Kürtlerin yoğun yaşadığı 2 ile 3 arası mahalle var. Oraları çok güzel, çok böyle görkemli, doğumlu elektriği olan, hiçbir sıkıntısı olmayan. Bunlara sorduğun zaman biz Kuzey Irak'tan yardım alıyoruz diyorlar. Bizlerin Türkmen bölgesine geldiğin zaman tam bir geto ulaşmış, tam bir öz kaderine bırakılmış. Elektrik yok, su yok, her türlü hastalık ortalıkta saçıyor. Çöpler yerinde, çöpçü gelip almıyor. Böyle bırakılmıştı yani Kerkük hem Irak tarafından. Zaten Kerküklerin tamamı Irak merkeze yönelmiş bir durumda. Küçük 2-3 tane mahalle var. Sözde Kuzey Irak'tan destek alıyor. Kerkük hiçbir zaman Maliki sorunu şey yapmamış. Maliki hiçbir zaman savunmadı. Türkiye, Türkmenlere nasıl bir yardım edebilir? Türkiye nasıl bir yardım eder? Türkiye her şeyi bu iktidardan önce de, bugünkü Türkiye'nin hükümetinden önce de Türkiye'nin meseleleriyle, sorunlarıyla, sıkıntılarıyla yakından ilgilenen bir ülkedir. Ki öyle de olması gerekir benim şahsımdır. Ama bugünkü iktidar varsa yoksa, yani Kuzey Irak vardır, Peşmerge vardır, Mesut Barzani vardır. Zaten bu BOP dedikleri anlaşma, bu BOP projesi dediklerinin neticesi de yine Kürdistan'ın bağımsızlaşması, tam Büyük Kürdistan'ın bağımsızlaşması ve bunun sonucunda Türkmenlerin asimile edilmesi, Türkmenlerin o tarafa bağlanıp veya zorla bağlatılıp asimile edilmesi planı vardır. Yani bu Büyük Kürdistan'ın kurulmasında, Irak'ın bölünmesinde, başta da söylediğim gibi bizim bölünmemesinde, kurulmamasında bizim büyük payımız vardır. Böyle bir bugünkü hükümetin böyle bir planın önüne çıkan bir halk, Türkmen halkına destek verir mi? Veriyor. İşte insani gıdalar, yardımlar ediyor. O da Afrika'da olan insanlara yaptığı gibi, Gazze'de olan insanlarımıza yaptığı gibi ve diğer ülkelerde, diğer yoksul ülkeler veya sıkıntıya uğramış, savaşa uğramış ülkelere yardım ettiği gibi bize yardım ediyor. Yani hani bir milli bağ yok. Bizde var ama karşı hükümette bir milli bağ yok. Bir müdahale hakkını kullanmak yok. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadığı için de sıkıntı var. Bizim şahsi fikrimizi sordunuz. Bizim şahsi fikrimiz Irak Türkmen Cephesi'nin fikriyle hemleşiyor. Irak Türkmen Cephesi'nin dediği fikirle biz hemleşiyoruz. Biz hemleşiyoruz. Irak Türkmen Cephesi'nin tüm mensupları hemleşiyor. Gençlik kolları, genel başkanı hemleşiyor. Temsilcileri hemleşiyor. Londra'da temsilcimiz var. Türkiye'nin belli bazı yerlerinde, şehirlerinde temsilcilerimiz var. Kıbrıs'ta temsilcimiz var. Hepsi hemfikiriz yani. Sonuçta oradan çıkan fikir bizlere yaymak düşer. Ben de size demek olar ki son sualımı vermek istiyorum. Bütün Türkmenler, evet, bir kayda olarak Türkiye'nin arkasında görmek istiyor. Düzdür, əsasən də 7 baxımsız dövləti arxasında görmək istəyir, bir Türk dünyasını bütöv şəkildə öz sırasında görmək istəyir. Amma ən çox bunların içərisində Türkiyəni arxasında görmək istəyir, hər tərəfli olaraq. Bu, mənəvi baxımdan yaxınlıqdır, yoxsa ümumiyyətlə Türkiyə siyasi baxımdan bunu etməlidir? Bax, bunu mən bilmək istəyərdim. Siz istərdim, daha doğrusu bunu bizim tamaşaçılara açıqlayasınız, mümkünsə. Tabii. Şimdi manevi bakımından da Türkiye'nin bir sorumluluğu vardır. Yaklaşması bizlere, Kürt kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize yaklaştığı gibi bizlere de yaklaşma sorumluluğu vardır. Siyasi alanda da, siyasi olarak da bizim de en yakınımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü
Biz kendimizi hiç oradan kopuk görmedik yani. Biz kendimizi oradan hiçbir zaman ayrı görmedik. Yani bugünkü tabii son 10 yıldır bir değişiklik var. Ciddi değişiklik var. Bu değişikliğin sıkıntısını biz çekiyoruz. Zaten şu anki gelişmeleri de bu 10 yıldır, 13 yıldır değişimin, Türkiye'deki değişimin sıkıntıları da üzerimize yüklenmiş. Ama Türk dünyasından, tabii Türk dünyasından da destek beklerdik. Türk dünyasından da destek olmasını isterdik. Ama sizin de malumunuz gibi bizim milli kişiliğimiz veya Türkiye Cumhuriyeti veya Türk dünyası insanı olan Türk dünyası Türkleri, sıradan birey Türklerinin yani milli şuuru, milli kişiliği yüksek insanların duygularında bir Türk dünyası var. Yani siyaseten öyle bir dünya biz göremiyoruz. Ben şahsen göremedim. Yani bir yazı bile ben konuşmamın, anlatmamın ortalarında da iki tane gazetenin muhabirliğini yaptığını, sarı kartımın olduğunu da dile getirmiştim. Şimdi bizim o koldan da bakacak olursak, ben yaklaşık günde en az 50 tane gazeteyi, gazete sitelerine giriyorum. En az 10 tane gazeteye göz atıyorum. Bu Türk dünyasından olsun, Avrupa'dan olsun, Orta Doğu'dan olsun, Asya'dan olsun. Hiçbir yerden, hiçbir Türk dünyası dediğimiz hiçbir ülkeden bir kınama, bir yazı, herhangi bir şey görmedim. Sadece milli şuuru, milli kişiliği yüksek olan insanlardan, kuruluşlar dışında. Yani bir siyasi erikten görmedik mesela bir Azerbaycan'dan. Ben şahsen görmedim. Siz daha yakından, Bakülüsünüz, biliyorsunuz. Ben siz iktidardan gördünüz mü? Yani bugünün Azerbaycan'ın yönetiminden bir yazı yazdığını gördünüz mü? Ben şahsen görmedim. Diğer Türk ülkeleri veya işte biz Türk diyoruz. Acaba kendilerine Türk diyorlar mı? Yoksa Kazak kendisine ben Kazak mı diyor? Bunları da yani siyasi olarak tabii birey dediğimiz gibi milli şuuru, milli kişiliği yüksek olan insanlarımız elbette kendisini hangi sınıfa koyduğunu, kendisini nasıl gördüğünü ve Türk dünyasına nasıl baktığı malum. Ama siyasi erik dediğimiz şahsa kendilerini hangi kategoriye koyuyor? Kendilerini hangi dile yakın hissediyor? Hangi dil konuşuyor? Onları da aslında şey yapmak lazım, tartışmak lazım. Biz duygu olarak, milli düşünce, milli duygu olarak Türk dünyası diyoruz. Türk dünyası diyoruz, büyük Türk dünyası diyoruz. Ama bir gün inanın ki bu sıkıntı yarın Türkiye'ye sıçrasa da, ki durum onu gösteriyor, sıçrasa da Türk dünyası dediğimiz, yere göğe sığdırmadığımız Türk dünyası bile yine bir gün bizim meselemize sessiz kaldığı gibi, Suriye'nin Türkmenlerine sessiz kaldığı gibi, Türkiye'nin de durumuna sessiz kalır. Türkiye, bir de Türk dünyasında veya milli duygusu, milli kişiliği yüksek olan insanlar tarafından şey olarak bakılır. Türk dünyasının lider ülkesi. Türk dünyasının lider ülkesi olarak bakılır. Herhalde belki oradan herkes Türkiye'ye odaklanmış. Ya da Türkçe dili, Türk dünyasının merkez dili olsun. Türk dünyasının ana dili olsun. Bugünkü Türkçe, Atatürk'ümüzün getirdiği o Türkçe devrimi, o Türkçe dil devriminin Türkçesi. Yani şu an benim konuştuğum Türkçe. Türk dünyasının dili olsun, ana dili olsun. Düşüncesi, milli duygusu yüksek olan insanlarımızdan söylemlerinden yola çıkacak olursak. Böyle bir istekleri var. Veya Türk dünyasının lider ülkesi Türkiye'dir. Mesela bu milliyetçi partinin devamlı öne koyduğu bir tez. Böyle bakıldığı zaman her halükarda o zaman biz kendimizi ne oluyor ister istemez Türkiye'ye yakın görüyoruz. Türk dünyasının lider ülkesi olarak görülüyor ve yakın görüyoruz kendimizi. Tabii ama son 12 yılda son yıllarda olan değişiklik elbette herkesi sizleri de şaşırdığı gibi bizleri de şaşırıyor. Bizleri de her gün karşılaştığımız sıkıntılarla kendimiz debelleşiyoruz. Kendimiz ölerek sıkıntıları gideriyoruz. Zaten Irak'ta da Türkmenlerin becerdiği en iyi şey, Irak'takilerin de, Irak siyasetinin de Türkmenlere becerdiği, alıştırdığı en iyi şey, öğrettiği en iyi şey ölümdür sadece. Sadece ölümü bize mübah görmüş Irak. Türkiye Cumhuriyeti de erikte, iktidarda maalesef bakmakla yetiniyor. Maddi destek gönderiyor, özür dilerim. İnsani destek gönderiyor. Allah razı olsun, onu zaten herkese yaptığı gibi bizlere de yapıyor Allah razı olsun. Zaten onu yapmasa da herhalde ben arkadaşlara şey diyorum, bu muhalif partilerin baskısı sonucudur. Büyük Millet Meclisi'nde atılan sözler sonucudur. Bunlar yapılıyor, belki bunlar bile yapılmazdı. Tabii biz Türkiye o yüzden, yani Türkiye bilmem değerli takipçilerimizi bu konuda biraz aydınlatabildi mi? Böyle düşünüyoruz Türkiye hakkında. Aha. Türkiye'nin lider ülkesi. Çok güzel.
Çox gözəl açıqlamanız. Mən bir məsələdə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Siz dediniz ki, biz Bakıdan, yəni Azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan türkü olaraq kömək etmək mənasında. Bizim bu yaxınlarda bir dəstəyimiz olacaq, deməli, mənəvi şəkildə, yaxın günlərdə. Hər halda biz gözlürük İsveç polisinin icazəsini. Stokholmun mərkəzində Türkmən elinə dəstək məqsədi ilə Yəni, bütün, təkcə İsveç ictimaiyyətini yox, bütün dünya ictimaiyyətində mesajımızı çatdıracaq ki, belə bir dəstək lazımdır. Bunun üçün də ilk əvvəl İsveçdə olan Azərbaycan, Türk, Türkmən və digər Uyğur türkləri, ümumiyyətlə bütün türk qurumlarına müraciətimiz var ki, gəlib həmin günü şəhər meydanında olsunlar, bizlə birgə şuar versinlər. Əşrəf bəy, biz sizi hər tərəfli dinlədik, vəziyyət yenə də ağır olaraq qalır. Türkmən eli belə nəticə çıxarır ki, Türkmən eli yenə də kömək gözləyir. Başqa nə deyə bilərəm? Sizin başqa bir sözünüz varmı bundan savayı? Mənim sözüm var. İki, böyle kısa bir toparlayacak olursak. Şimdi tabii sizin yakında yapmak istediğiniz, planladığınız yürüyüş, miting veya bildiri sizin yaşadığınız bölge civarında vatandaşlarınız. Bunları yapıyorlar. Bunları işte dedim ya böyle milli duygusu, milli şuuru yüksek olan, milli kişiliği yüksek olan insanlarımız yapıyor. Ama bunu devlet yapması gerekir. Yani bunlar devlet meselesi. Bir toplumun ki o toplum bugün Azerbaycanlı dostlarımız da, Azerbaycan Türkler de diyor ki sizin kökünüz bize kadar dayanır. Ak koyunlara kadar dayanır. Ondan sonra Şah İsmail'in Safavi devletine kadar dayanır. Biz bir aslında siz bizden gelmesiniz diyorlar. Tabii bu doğru bir deyim. Yanlış bir deyim değildi. Bizler yapıyoruz birbirimiz için bir şeyler. Zaten son 8-9 bölümünüzü takip ediyorum. Sadece Kerkük konu etmişsiniz. Bu bizim için çok onur verici ve gurur verici bir meseledir. Çünkü beş parmağı hakikaten geçmeyecek kadar televizyon, medya vardır arkamızda. Onlar da kendince şey yapmak istiyor. Bizlerin haberine yer veriyor Allah razı olsun. Gazete Allah razı olsun. Önderimizle devamlı röportaj halindeler. Devamlı olayları duyurmak halindeler. Ben bir dörtlükle de bir şiirle de bir dörtlükle de izin verirseniz Gazze'ye de değinmek istiyorum. İsrail'e de değinmek istiyorum. Şimdi şiirimizde bugün ekin ektim olmadı. Ekin ektim olmadı. Bülbül güle konmadı. Bize olan zulüm Yahudi'ye olmadı. Şimdi bizlere olan zulüm Türkmenlere olan zulüm Yahudi olmadı. Yahudi'ye de dikkat ettiğimiz zaman, araştırdığımız zaman Yahudiler de deyim yerindeyse binlerce yıl yurtları olmamış, göçebe gibi yani Türk milleti gibi göçebe değil, çantasıyla, bir tane çantasıyla şu ülkeden o ülkeye, o bölgeden o bir bölgeye taşınan, dünyanın her yerine gelmiş bir göçebe halk olarak, dilleri unutulmaya yüz tutmuş, kendileri toplumlar içinde kaybolmuş, ermiş bir halktır Yahudiler. Ama şeyde de birçok ülkede de bunları ticaret yapmaları, şirket kurup, şirket açmaları, şirket işletmeleri anayasal olarak yasak konulmuş Yahudilere. Aynı bizlere Saddam döneminde konulduğu gibi. Türkmen yer alamaz. Türkmen ev alamaz. Türkmen araba alamaz. Ama Türkmen arabasını satabilir. Ama Türkmen'in sıkıntısı var. Başka bir aile sıkıntı, yoksulluk içinde olan bir Türkmen ailesi. Evim var, satabilir. Diğer Türkmen ailesi zengin. Ev alabilir mi? Alamaz. Böyle bir anayasa uygulamıştı bize Saddam. Anayasal bir şey, bir dayatma uygulamıştı. Bugün Yahudilere de bu yıllarca uygulandı. Birçok ülkede uygulandı. Şimdi bugün Gazze'ye baktığımız zaman Siyonizmin ideolojisi sadece bir küçük İsrail kurmaktı. Sadece bu milleti yaşandırmaktı. Bununla yola çıkmıştı. Bununla milletin desteğini arkasına aldı. Bugün İsrail'i kurmuş kendi halkı. Zaten o kadar nüfus bile değiller. O kadar halkla bir yerleri var. Ama bu faşist partinin, Lugit partisinin, bu Siyonizm zihniyetini güden partinin bomba atmalarını da Berzani'den, diktatör Mesut Berzani'nin yönetiminden, kana doymak bilmeyen IŞİD'in yönetiminden, otoritesi bozuk Nuri Malik'in yönetiminden farklı bulmuyoruz. Onlar kadar diktatör, onlar kadar kan dökücü bir parti olduğunu düşünüyoruz. Bu partinin bir an önce İsrail'in başından defolup gitmesini, İsri Yahudileri, Gazze'li, Fılistinli kardeşlerimizin kardeşçe, orada amcaoğlu zaten
Kur'an'da da amcaoğlu diye geçerler Yahudilerle Araplar. Amcaoğlu gibi yaşamalarını biliyoruz. Bunun yanında da biz başta demiştik, Hollanda Türkmenleri Birliği'nin başkanlığını yapıyoruz. Yönetimimizde çok değerli insanlarımız var. Sponsorlarımız var. Bilgili büyük insanlarımız var. Akil insanlarımız var aramızda, sağ olsunlar. Biz gençlerimize de burada sizlerin aracıyla seslenmek istiyoruz. Hollanda'da yaşayan gençlerimiz, Belçika'da yaşayan gençlerimiz veya bizlere katılmak isteyen gençlere sesleniyoruz. Bizlerin sesine ses vermelerini rica ediyoruz. Bugün bu meseleleri bir televizyonda aktarıyoruz ama yarın meydanlarda olacağız. Ramazan ayı münasebetiyle miting yapmayı, toplantı yapmayı, yürüyüş yapmayı düşünmedik. Ama bundan sonra yapmayı düşünüyoruz. Bu olaylara biz sessiz kalmadık, sessiz kalmayacağız. Suskunluğumuz, pes ettiğimiz anlamına gelmesin. Biz henüz yaşıyoruz. Yaşadığımız sürece pes edeceğimiz mümkün değil. Hele bu durumda Batman sürece pes edeceğimiz, köşemize çekileceğimiz mümkün değil. Gençlerimizin bize yardım etmesini istiyoruz. Bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Bizim teşkilatın sitesini takip etmelerini istiyoruz. Hollanda Türkmenleri Birliği.com'u takip etmelerini istiyoruz. Bizlerin çağrılarına, bizlerin davetine, bizlerin toplantılarına gelmelerini rica ediyoruz. Davetlerimize kulak vermelerini, icabet etmelerini rica ediyoruz. Bizlere konuşma hakkı verdiniz. Bir saat kadar kendimizi ifade ettik, kendimizce ifade edebildiysek de ne mutlu. Sizlerin sorularına, izleyicilerimizin sorularına cevap verebildiysek ne mutlu bize. Allah razı olsun Sayın Atalı. İnşallah bundan sonra bu durumlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun Eşref Bey. Biz de size Azad TV adından ve onun çok sayılı tamaşaçıları adından teşekkür ederiz ki davetimizi kabul edip geldiniz. Ve Türkmen elinin sesini ilk növbədə Güney Azerbaycanlılara, Azerbaycanlılara, Türklere çatdırdınız. Biz her an sizin sıranızdayız. Bunu şuar kimi demirik. Bu bizim mənəvi ve insani borcumuzdur. Ve haftanın 5-ci günü, yani 2 gündən sonra İsveç'teki Azerbaycan Federasyonunun başkanı Settar Bey Sevgin de studiyamızın qonağı olacak. Bütün bu meselelere aydınlık getirecek ve aksiya hazırlıkla bağlı tamaşaçılara məlumat verecek. Bir daha dikkatinizi çatdırıram ki, Azad TV'nin bugünkü qonağı Hollandiya'da yaşayan Kərköklü Eşref Bey Kərköklü idi. Eşref Bey Hollandiya Türkmenleri Birliği'nin rəhbəridir. Çok sağ olun, dikkatinize göre teşekkür ederek. İstekli tamaşaçılar, bir daha dikkatinize çatdırıram ki, siz Azad TV'ni dinlediniz.